Kaç para bu kılıç numarası? Ondan mı sen aldın? Şundan herhalde. Dedem, büyük dedem Şam'da subaymış. Bu mesleği de hep Ermeniler yaparmış. İlk defa demiş ki bir de Türkler yapsın demiş. Oğlunu yani benim dedemi 155 sene önce falan çırakla almış. Dede babayı yetiştirdi. Baba beni, ben de 4. kuşak oğlumuzu maşallah yetiştirdik. Bu dükkan aşağı yukarı 155 yıllık. Depremden ancak 3 hafta sonra 2 saat geldik. Bir hafta daha sonra 4 saat geldik. Yani yavaş yavaş psikolojik olarak alışmaya çalıştık. Hala da şimdi yarım çalışıyoruz. Depremden önce ufak tefek işlerimiz vardı. Deprem olduktan sonra son 10 günden belli aşmaktayım. Deprem olduğu dakikalarda büyük bir korku, panik, onları yaşadık. Psikolojimiz bozuldu. Hala çadırda kalıyoruz. Evlerimiz yıkıldı, büyük hasarlı. Son 10 günden beri de geliyorum. Sırf psikolojimiz biraz düzelsin diye devam etmekteyim yani. Biz burada sadece kala işine uğraşıyoruz. Evlerden gelen kapkacakları kalaylarız. Tekrar gelen getiren kişiye veririz. Olduğumuz, bulunduğumuz bina yıkıldı. Eski bir evimiz vardı. Oraya yıkılmadı şükür. Oraya geldik, oturduk. Orada da oturuyoruz. Devam. At, eşek, katırlara, semer, işte çit sürmek için kedene, hamut, bunlarla uğraşıp duruyoruz. Kırsal kesimlerde, bağda, bahçede çit sürmek için hayvanın boynuna takılan kedene. Çıraklıktan geldik. İşte aşağı yukarı 60 yıldır bu çarşıdayım ben.